Vatandaşlarım, tüm ilçe halkımızı saygıyla ve hürmetle selamlıyorum. Son günlerde Çevre Şehircilik Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün almış olduğu bir karar doğrultusunda belediyemize tebliğ edilmiş olan Maliye Hazinesi'ne ait AFES-BİM diye bilinen yerin Afyon'un Sandıklı ilçesine okul yapılmak koşuluyla satış ihalesi gündeme düşmüştür. Biliyorsunuz geçen yıl yapılan mahalli idareler seçimlerinden çok önce bu arazi üniversitemize ait iken 2017 yılının Şubat ayında ikiye ifraz edilmek suretiyle evraklarda görüldüğü gibi encümen kararları alınmak, değişik tarihlerde işlemler yapılmak suretiyle burası üniversite alanından çıkarılmış, Maliye Hazinesi tarafından satılma girişimlerinde bulunulmuştur. 2017-2018 yıllarında birçok işleme tabi tutulup en son ticaret ve showroom alanı olarak düzenlenen yer satıştan vazgeçilerek daha sonra mineralli sular yönetmeliğine göre tahsis düşüncesi ortaya çıkmış. Bu aşamada sıcak suyla mineralli su ruhsatları birleştirilmiş ve buradan bir hak kazanılmaya çalışılmış. Tabii o dönemde belediyemiz geçmiş yönetim, imar müdürlüğü, belediyenin memur encümenleriyle birlikte başkanı kararlar alarak uygun görüşler vermiş ve burası satış noktasına gelmiş. Bu arada devre su işlerine müracaat edilmiş. Devre su işleri dere yatağı olduğuna dair bir karar almış. Ancak 2018'de iki memur üye ve belediye başkanının imzasıyla 16 Kasım 2018 tarihli ve 319 sayılı kararla burası tekrar dere yatağı ifraz edilmek suretiyle satışa uygun hale getirmişler. Biz mahalli idareler seçimlerinden sonra, bu seçimde de söz konusu olduğu için gelir gelmez 29 Nisan 2019 tarihinde yatırım amaçlı devir için İstihsar Kaymakamlığı Mal Müdürlüğü'ne, Milli Emlak Şefliğine bu parselin belediyemize verilmesi için müracaatımızı yaptık. Bu müracaattan sonra belediye olarak tekrar buranın bedeli karşılığında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 30. maddesine göre yatırım yapmak üzere projelerini de hazırlattırıp 23.05.2019'da hemen geldikten bir ay sonra yine projesini ve evraklarını hazırlayıp Milli Emlak Müdürlüğü'ne müracaatımızı yaptık. Aradan bir yıl geçmesine rağmen Milli Emlak Genel Müdürlüğü belediyemizin yazısına herhangi bir cevap vermediği gibi üstelik burayı kapalı kapılar arkasında yapılan anlaşmaya ya da görüşmeye göre kendilerince Sandıklı'da yapılacak bir okul inşaatına karşılık malum şirkete vermeyi düşünerek ihaleye çıkartmışlar. İhale de bu yönde. İhale evrakı dün belediyemize ulaştı. Biz daha önce 7 Şubat 2020 tarihli ve 23 sayılı belediye meclis kararıyla bu AFES-BİM alanını showroom ve ticari alandan çıkarıp belediye hizmet alanına dönüştürdük. Bunun gerekli ilanlarını, duyurularını yaptık. Askı işlemlerini yaptık. Ve bunun sonucunda itiraz olmadı. Bizim kararımız kesinleşti. Burası belediye hizmet alanıdır. Belediye hizmet alanı olarak da ancak burayı belediye kullanabilir. Bunun dışında hiç kimse kullanamaz. Dolayısıyla sosyal medyada ve diğer yerlerde bir şekilde işte
buranın satışını engellemek noktasında veya satılmaması noktasında belediyemizi töhmet altında bırakmaya yönelik beyan, açıklama, yorum vesairelerin hiçbirisini kabul etmiyoruz. Biz meydanlarda söz verdiğimiz gibi bugün yine halkımıza söz veriyoruz, söylüyoruz. Bu memleketin bir çakıl taşını dahi hiç kimseye vermeyeceğiz, verdirmeyeceğiz. Bu AFES'in belediye hizmet alanıdır. Belediye hizmet alanı olarak kalacak. İdari ve adli yargıda da tüm işlemlere başlatıyoruz. Belediye meclisi tarafından Şubat ayında alınmış olan belediye hizmet alanı kararı da geçerlidir, yürürlüktedir. Vatandaşlarımız rahat olsun. Hiç kimsenin tereddüde, telaşa kapılmasına gerek yok. Burası satılmayacak, satılmaması için elimizden gelen her türlü çalışmayı yapacağız. AFES'in kamunun malıdır, yine kamu malı olarak kalacak. Vatandaşlarımız bu konuda rahat olsunlar. Biz belediye olarak geldiğimiz günden beri her türlü yasal mücadeleyi devam ettiriyoruz. Ettirmeye de devam edeceğiz. Saygılar sunuyorum.